Kendi üzerimizde olsun. İnanılmaz. Sanki böyle birileri çekiyormuş gibi. Sırt arkamdan dik durmamı sağlıyor. Ben mümkünse böyle acımasın diye böyle tam durmaya Biraz yüksek sesli konuşun. Adapte ki alışkanlık haline gelmiş. Ve inanılmaz böyle dik durmam için birileri çekiyor. Ben sesiniz duyulmadığı için tekrarlayayım. Dik durmanız için birilerinin sizi güçlü biçimde geri çektiğini mi hissediyorsun? Bu psikolojik mi yoksa gerçekten fiziksel bir çekişme? Yok, psikolojik olduğunu sanmıyorum. Çünkü o çekimi hissediyorum yani. Aynı şeyi şu anda ben de hissediyorum. Tamam. Dilek Hanım ne dediniz? Aynı şey bende de var. Yani o kemik sorunundan dolayı sürekli kan durdurulduğu için İstemsiz bir şekilde omuzlarım arkaya gidiyor. Bu psikolojik bir çekiş mi, fiziksel bir değil, çekiş? Fiziksel. Siz bir mimarsınız, fiziksel çekişin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Fiziksel olarak bir enerji sizi geri doğru çekiyor, doğru mu? Omuzlarım bedenimden daha da arkadalar. Tamam. O halde lütfen sizden ricam... Bastırıldığını hissediyorum yani. Aynen. O kamburu yaptığım kısmı inanılmaz bir baskı var. Dik durma... Durduruyor yani. Dik çekiliyorum. Hepinizden isteğim ayağa kalkın ki bedeninizi rahatlıkla düzelsinler enerjiler. Ayağa kalkın. Gözleriniz kapalı. Evet, siz de. Gözlerimiz kapalı ve bir süre böyle bekleyelim. Ben yine Şehnaz Hanım'la konuşayım. Şehnaz Hanım, daha duygularınızı anlatmak ister misiniz? Bu enerji algısını ve Şehnaz Hanım'ın göğsünde güvercin göğüs denen göğüs çıkıntısı vardı. Bakalım şimdi. Oraya birçok baskı hissediyorum. Burnumun direği sızlıyor ama. Buradaki baskı burnumun direğini sızlatıyor. Nasıl oluyor? Peki elinizi çekin göğsünüzden. Şimdi elinizi göğsünüze koyduğunuzda, biz göğsünüzdeki o çıkıntıya 5 dakika önce başladık yaklaşık. Şu an bir fark var mı? Çok az. Yüzde kaçlık bir fark? %10'luk bir fark. Tamam, bu 5 dakikada oldu. Bırakın bütün iskeletinizden aksın hepiniz. Sırtınızla ilgili ne düşünüyorsunuz Şehnaz Hanım? Çekiyorlar. Çekiliyor. Peki siz daha önce bel fıtığınızdan dolayı ya da boyun fıtıklarınızdan dolayı hangi hareketleri yapamazdınız? Mesela eğilebilir miydiniz rahatlıkla? Yok, eğiliyorum. Kireçlenme olduğu için yamuk durma durumu var. Yani arkadaş olduğunda omuz böyle biraz aşağıda, sola çekiyor gibi. İddi. Evet. Şimdi? Şimdi bilmiyorum. Bilmiyorum. Sanki dik duruyormuşum. Solunuz burası. Hatta şimdi solunuz daha yüksekti. Bir resim de gösterebilirim biraz sonra. Duruşum yamuk böyle. Şu anda duruşunuz iyi. Tamam. Şu anda yerimize tekrar hepimiz oturabiliriz. Çünkü bu enerjilerin belimizi düzeltmek için bizim ayağa kalkmamız gerekiyordu. Bedenimiz düz dursun diye. Ve ben hepinize tek tek soracağım. Şu anda bu ciddi ameliyat masasında kalalım. Çünkü Joan of Gaunt mesela 7-8 saat meditasyonları sürüyor. Bizimki 1 saat kadar sürdü. Ve bu şimdi bedenlerimizde iyice güzel sonuçlar doğuracak. Dilek Hanım, lütfen siz kalkın. Bedeninizin geriye doğru ve omuzlarınızın da iki yana doğru gerildiğini mi söylediniz? Yanlış mı? Şuradan basılıyorum. Ya ki normalde şimdi yapabilir miyim bilmiyorum ama hani eski halinize gelebilir misiniz diye hareket ediyorsunuz. Yani çok ağırlık bir değişik bir şey var. Eski haliniz nasıldı? Şimdi eski halinizi bir getirin. Yani yandan özellikle sürekli kambur yürürdüm. Omuzlar önde. Şimdi bakıyoruz ki görmüyorum şu anda ama böyle arkaya itiliyorum sürekli. Tamam. Yani şuramda bir oyuk oluştu.
şu anda hala o fiziksel etki, enerji, güç devam ediyor. Tamam. Oturun lütfen. Nurten Hanım, siz bir şey hissediyor musunuz bedeninizde? Evet hocam. Özellikle sağ kolumun, size sabahtan beri söylemedim, müthiş bir ağrısı vardı. Belki bunu kendimi denemek için yaptım, bilmiyorum ama şu anda gördüğünüz gibi kendimi deniyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Yani geldiğim zaman bunu böyle ani hareketlerim bile çok kısıtlıydı. Yapamıyordum yani. Ama şimdi çok daha... Peki sizin bir başka rahatsızlığınız var mıydı? Çok, 25 yıl önce. Evet, şeker hastasıyım ben. Tamam. Şeker hastalığı için ayrı bir çalışmamız var ama yine burada akan sulara ve enerjilere onu düzeltmesi gerektiğini söyleyeyim. Söyledim. Tamam. Siz şu an iskeletinizle ilgili çalışın. Birazdan sizin şekerinizi söyleyeceğiz. Ah. Orhan abi, sen bir şey hissettin mi? Omurgamı daha iyi hissediyorum şu anda. Yani çok bir sorunum yok, benim fıtığım yok ama daha rahatlamış ve daha dik olduğunu hissediyorum. Arkadaşlarımız gibi sizde bir enerji, bir çekme, bir fiziksel güç hissediyor musunuz? Evet. Nasıl? Yani sanki dik durmaya zorlayan bir güç var gibi. Bu enerjiyi hissediyorum yani. Hissedilmeyecek gibi değil. Dilek Hanım, bir daha. Hissedilmeyecek gibi değil zaten. O zaman ben şimdi bu enerjiyi daha da artırmalarını rica edeceğim. Şekeri de söyleyeyim mi hocam? Söyleyin. Ben sizin isminizi bir daha unuttum. Neydi? Nabi. Nabi Bey. Nasıl kürek kemiğin, köprücük kemiğiniz? İyi, yani benim sıkıntım yok. Sadece kızım buraya yaslandığı zaman şu platin herhalde çarpıyor, acı yapıyordu. Yani normal kemiklerimde falan hiçbir sorun yok. Tamam. Biraz daha iyi oldu. Demin de ayağa kalktığımız zaman benim de aynı şekilde geriye doğru çekildiğimi hissettim. Peki bu psikolojik bir his mi? Fiziksel bir güç mü? Fiziksel olarak. Ben şimdi bunu yaşamadığım için bilmiyorum. Hani böyle bir bastırma, bir tutma, çekme mi? Güreşçilerin tutup çekmesi gibi mi? Nasıl? Yani şöyle, kürek kemiklerinden şöyle sanki daha dik durmamı hani sağlamaya çalışan bir şey var gibi. Tamam. O zaman biz de o enerjiye karşı koymayalım. Bizi dik tutmaya çalışan enerjiye biz de kendimizi teslim edelim. Zeynep Hanım, siz anlatmak ister misiniz? Algıladıysanız bir enerji, bedeninizde bir farklılık. Evet, ben de dik duruyorum. Zorluyor elimde. Bir de sinir üzerinde çok yoğun enerji hissediyorum. Peki sizde bir... Bedensel de karıştırmış şekilde. Hissediyorum yani, siz dokunuyor musunuz gibi hissediyorum. Hiç dokunmadım size. Böyle fiziksel bir güç var mı? Hı hı. Peki. Ve Şehnaz Hanım, demin burnunuzun direği sızlıyordu. Göğsünüze dokunulduğunu hissediyordunuz. Şimdi? Şimdi burnumun direği yok. O sızlama geçti. Ay, bu da böyle bir. Hı, ne diyorsunuz? Şöyle bir tümsekti, şöyle bir şey var. Herkes duysun lütfen, biraz yüksek. Yani şöyle bir tümsekti. Göğsünü söylüyor, güvercin göğsüydü. Göğsünde tümsek vardı, şimdi? Şöyle bir tümsek kalmış, şurası kalmış böyle. Azalmış mı? Azalmış. Yüzde kaç azaldı? Ya, yok, yaklaşık %30'dan sanki fazla. Yani azal, iyileşme evet. Yüzde kaç? İyileşme şu anda %20'si kalmış daha doğrusu. %80 azalmış mı diyeceğiz? Evet. İşte güvercin göğüs kaç yıldır vardı sizde? Ben kendimi bildim bileli var. Kaç yaşındasınız? Var. Tamam. 15 yaşında. Şehnaz Hanım, kendini bildi bileli var
ve o bildi bileli var olan güvercin göğüs şu anda 10 dakikayı buldu mu göğsünüze çalışmamız? Sanmıyoruz. Evet. 7-8 dakikada ömrü boyunca göğsünde olan tümsek şimdi %80 azaldı. Devam ediyor hala çalışma. Tamam, biraz daha eliniz çekin, onlar çalışsın. Melek Hanım, siz bir his içinde misiniz? Durum nedir? Bende Hashimoto var. Ama epeyden beri ilaç kullanmıyorum. Şu anda boğazımda bir karıncalanma. Hashimoto'nuzun yok olmasını isteyin. Benim de nodüllerim var tiroidlerimde. Dokunun. Boğulma hissini ben tekrar ettim ve bir sanki şöyle şu sıkılıyor. Nodülleriniz elinize geliyor muydu? Yok, içti. Bastırdığınızda içti anlıyor muydunuz? Yok. Böyle bastırdığınızda hiç... Yok, sadece fazla bastırdığım zaman hani baskı yapıyor ses tellerime. Öksürük nöbeti. Tamam. Şu anda daha önce var olan nodüllerinizin yarattığı etki yok, doğru mu? Yani şu anda... Daha önce nefes alırken zorlanıyordunuz. Öyle baskı mi? Olursa ya da sinirlendiğimde ses telleri şişince nodüller baskı yapıyor bu sefer. Nefes alamıyorum. Öksürük nöbeti geliyordu. Şu anda böyle bir baskı var sanki. Böyle birisi hani oturmuş gibi. Biri sıkıyor gibi. Oturmuş ameliyat ediyor. Sıkıyor gibi yani. Evet, birisi oturmuş, sıkıyor, ameliyat ediyor. Sizde ne vardı? Bende boyun fıtığı vardı. Bel fıtığı. Bununla birlikte tiroidit. Tamam. Peki şu anda bedeninizde bir his, farklılık, iyileşme yani şey var, hissediyor musunuz? Ne hissediyorsunuz? Diğer arkadaşların da söylediği gibi fiziksel böyle bir arkaya doğru çekilme hissi var. Kuvvetli mi, zayıf mı? Mesela 3 yaşında bir bebeğin kuvveti kadar mı, 10 yaşında bir çocuğun kuvveti kadar mı, ne kadar? Yani 10 yaşında bir çocuğun kuvveti gibi şey var, parmaklarımda, ellerimde uyuşmalar var, işte onları sürekli kontrol ediyorum. Size söylediğimde burnumda eğrilik vardı dediğimde, sonrasında burnumda böyle sanki hani kulak burun boğaza gitmişim de alet sokmuş bakıyor gibi böyle bir, hani resmen orada bir şeyler hissettim. Hı. Şu an burnunuzu görüntülüyorum. Birazdan gider aynada bakarsınız burnunuza. Yani onu hissettim, sanki orada bir işlem yapıyormuş. Bir de sol kulağımda çok basınç oldu benim. Peki bel boyun fıtığı var mıydı sizde? Evet, evet. Hangisi vardı? Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı vardı. Tamam. Tane... Lütfen buraya gelin. Gözünüzü açarak gelin. Artık son dakikalara girdik arkadaşlar. Burası bayağı hafiflemiş. Şehnaz Hanım epey hafiflediğini söylüyor. Göğsünün. Tamam, birazdan da bakacağız. Peki boyun fıtığı ve bel fıtığınız vardı. Evet. Bel fıtığınızdan dolayı eğilip kalkmanız nasıldı? Daha öncesinden çok zorlanıyordum. Fakat bir takım işlemlerden sonra hafifledi. Bugün özellikle ayağımda ve sırtımda, boynumda, kolumda şu tarafımda böyle bir ağrı vardı. Şu anda yok o ağrı. Tamam. Bir de eğilin bakalım. Daha önce ne kadar eğiliyordunuz, şimdi ne kadar eğilebiliyorsunuz? Şimdi parmaklarınız yere dokundu. Evet, evet. Daha önce? Yani böyle eğilebiliyordum da ağrı oluyordu. Yani şimdi? Şu an çok zorlanmadım. Yere dokunduğunuzda ağrı oldu mu? Yok, hayır, zorlanmadım. Boynunuzu çevirdiğinizde nasıl olurdu? Fark ettiyseniz ben orada sürekli boynumu çevirdim böyle. Hı. Yani sanki o anda orada bir işlem yapılıyor. Şu anda ağrı var mı boynunuzu çevirdiğinizde? Yok, şu anda yok. Boynunu çevirdi, ağrısı yok. Dolayısıyla işlem devam ediyor. Oturun lütfen. Burnumu merak ediyorum. Evet abi, siz... Ve kıymet hanım, siz herhangi bir şey
Çalışıyor musunuz ne? Burnumun şurasında benim ameliyat olmam gereken bir kemiğim olduğu söylenirdi. Şimdi burnumun şöyle iki tarafının eşit olduğunu ve açıldı burnum. Bir de sanki biri şu kafatasımı tutup şöyle yaparak düzeltti beni ve şöyle duruyorum işte. Fiziksel mi? Psikolojik miydi o kafatasınızı tutmaları? Fiziksel. Çünkü şöyleydim, şöyle oldu. Kaç yaşında bir çocuk gücü vardı orada? Ya da bir insan gücü, büyük bir gücü mü vardı? Evet, beni aşan bir gücü bu. İşte Kıymet Hanım da iki elin onun başını geri doğru çektiğini, yetişkin bir insan kadar güçlü bir enerjinin onu çektiğini söyledi. Hatta yetişkin bir insanın enerjisinden daha fazla. Bizim mucizevi temiz sonsuz ve